Acele eder misin Marion? Sürekli nöbet tutamam. Diana'nın dolabı nerede? Şaka mı yapıyorsun Marion? Sen takımın maskotusun. Diana'nın dolabının nerede olduğunu nasıl bilmezsin? Ortadaki dördüncü dolap. Dördüncü dolap. Ciddi misin sen? Diana'nın günlüğü mü? Acele edin, biri geliyor. Evet, düşünsene Marion. Diana'nın mandrası. Acele edin. Aldım. Bu kadar yavaş olma. Bu arada maskot olmanıza kimin yardım ettiğini hatırlıyor musunuz? Bu yüzden Kitty ile bir ilişkim yok. Ve arkadaşlıktan daha ciddi bir ilişkiye geçsek ne dersin? Senden hoşlanıyorum. Şey, bilmiyorum. Günlüğü çaldığımı öğrenirlerse beni kapı dışarı ederler. Merak etme. Ben okur okumaz yerine koyarsın. Farkına bile varmayacaklar. Git buradan Stella. Üstümü değiştirmeliyim. Peki ya ciddi ilişkiler? Biri geliyor. Karar vermek için akşama kadar vaktiniz var. Şaka mı yapıyorlar? Neden bize bakıyorlar? Ben böyle oynayamam. İzlesinler. Hayran olmaya değer güzel kızlarız. Vay! Neden bizim maçımızı izliyorsun? Ne dedi? Aslında basketbol sahasına ihtiyacımız var. Şimdi eğitim sırası bizde. Evet, basketbol sahasına terk etsen iyi olur. Muhtemelen bizim onların oyunu için deli olduğumuzu düşündüler. Biz de antrenman yapıyoruz çocuklar. Gördünüz mü? Çoktan giyindik. Yeni maskotunuzu beğendiniz mi? Şey, o biraz garip. Konuştuğunda gerçekten öyle davranıyor. Bir kız gibi. Evet. Bir kız gibi olmak, havalı bir erkek gibi olmaktan daha iyidir. Bizi kıskandırmaz. Demek bu yüzden beni basketbol takımına geri almaya karar verdiniz ha? Sadece kızlarınızı kıskanmak istemiyorsunuz, o yüzden. Tacını çıkar Timur. Kızlarımız seni yemez. Bilmiyorum. Maya'nın gözü Timur'da gibi görünüyor. Bu sadece flört. Timur'dan hoşlanmıyor. Maya'yı herkesten iyi tanırım. Vay vay. Nastya öyle olsun dediyse tamam. Bizim hakkımızda ne konuşuyorsun? Yapacak daha iyi bir işin yok mu? Bize güzel olduğumuzu söylemenize gerek bizim yok. Bizim hakkımızda konuştuğunuzu duyduk. Ne? Size bakmadık bile. Kim olduklarını sanıyorlar? Hadi Gigi, bırak öyle sansınlar. Bu arada sana bir hediyem var. Ciddi misiniz? Bunu duydunuz mu çocuklar? Bana bir hediyesi var. Mektubu yalnız olduğunda oku. Randevularımızı yazmak için bunu kullanın. Böylece unutmazsınız. Teşekkür ederim Kril. Bu çok tatlı. Tamam çocuklar, gidelim. Oyunda iyi şanslar. Antrenman zamanı. Şu aptal maskota nasıl hareket edileceğini gösterelim. Çocuklar. Peki Gigi, büyükle olan ilişkini seviyor musun? Evet, o en iyisi. Ay Gigi, ilişkinizi çok kıskanıyorum. Ciddi misin Knopal? Tabii ki hayır. Benim ilişkim mükemmel. İşte benimle ilgili bir şey. Diana'nın benim hakkımda bir şeyler yazdığını biliyordum. Sevgili günlük. Bugün Stella beni Mario'ya maskot olarak almaya ikna etti. Ama o biraz garip ve tuhaf. Stella aynı zamanda tuhaf ve acayip. Ne, ben mi? Ben mi? Garip olan ben miyim? Cevap veren kız. Ne? Üzgünüm Kitty. Birbirimize uymuyoruz. Sanırım ilişkimizi bitirmek daha iyi olacak diye yazdı. Ne oluyor? Kızlar beni terk etti. Bunu hep biliyordum. Bütün milyarderler delidir. Üzülme Kitty. Sana yeni bir milyarder bulacağız. İyi misin Zack? Başka bir milyarder bulmanın bu kadar kolay olduğunu mu sanıyorsun? Neden bahsediyorsunuz kızlar? Mario beni terk etti. Belki de senin bununla ilgin vardır. Neden böyle düşünüyorsun? Her şey için Stella'yı suçluyorsunuz. Belki de seni sevmeyi bıraktı ya da senden hiç hoşlanmadı. Hayır Stella, benden çok hoşlanıyordu. Onu her yerde takip ettiğini gördüm. Ona bir şey söylemişsindir belki. Kızlar, bana mı öyle geliyor yoksa elinde garip bir şey mi var? Stella, Diana'nın kişisel günlüğünü mü okuyorsun? Ne? Diana'nın kişisel günlüğü mü? O benim günlüğüm. Günlüğü olan tek kişinin o olduğunu mu sanıyorsunuz? Biliyor musunuz Kitty'ler? Üçünüzün deli olması ve Mario'nun deli olmaması tamamen sizin suçunuz. Maydanına, sizce bu normal mi? Seni çılgın. Biliyorum kızlar, yarın alışverişe gitmemiz gerekiyordu. Şimdi gidemeyeceğiz çünkü Mario beni terk etti. Olamaz. Maydanına, bu bizimle daha fazla zaman geçireceğin anlamına geliyor. Neden bu milyardere ihtiyacın var ki? Çok garip biri. Bizi hiç anlamıyorsun. Nasıl davrandığı önemli değil, onun parası var. Yoksa yarın bize markalı kıyafetler alırsın.
Tamam ama önce para kazanacağız. Bunun için daha ne kadar bekleyeceğiz? 2 gün. Söz veriyorum. Deli misin sen? Ona ne cevap vermem gerekiyor kızlar? Peki sadece onu gerçekten sebepsiz yere sevdiğinizi ve parasına ihtiyacınız olmadığını yazın. Evet, ona böyle yaz. Ama bu doğru değil. Bunu yaz Kitty. Onun milyarlarına ihtiyacın olmadığını bilmesini sağla. Ya Stella ona sadece onun parasına ihtiyacın olduğunu ona söylediyse? Ona sesli mesaj göndereceğim. Seni sebepsiz yere sevdim Mario. Senin parana ihtiyacım yok. Lütfen beni terk etme. Yarınki alışverişimiz ne olacak? O ne yaptı? O sadece kendini verdi. Bu çok açık. Eminim artık onu görmek istemiyordur. Selam Mario. Selam kızlar. Bir dakika kızlar. Krilin bana verdiği hediyeleri günlüğüme yazmak istiyorum. Bu çok şirin. Bana bir mektup ve bir defter verdi. Böylece buluştuğumuz zamanları yazıyorum ve onları asla unutmuyorum. Oh, Diana. Bunu eğitimden sonra da yapabilirsin. Tuhafsın Mario. Ama senin neyini seviyorum biliyor musun? Her zaman kostüm giymiş bir şekilde bizi bekliyorsun. Sadece maskotumuz olarak kalmak istiyorsun. Kızlar, kişisel günlüğümü gören oldu mu? Hayır. Peki ya kızları eğitmek? Evet, ben de Kiss'i seviyorum. Bekle Mario. Tüm sırlarımı kişisel günlüğüme yazarım. Kim çalabilir ki? M&M kitiler almışlar. Burada hırsız olduğunu düşünmemiştim. Kedicikler olmadığına eminim. Spor salonuna gitmeyeceklerini biliyorlar. Bunu anlamıyor musunuz kızlar? Eğer biri benim günlüğümü okursa bütün villa bunu öğrenir. Bu eğitim yerine günlüğünü arayacağımız anlamına geliyor. Şimdi antrenman yapalım ve sonra kişisel günlüğüme bakalım. Herkesi bir araya getirmeli ve bunun kimin yaptığını bulmalıyız. Burada hırsız olduğunu düşünmemiştim. Gördüğünüz gibi var. Sana burada bir video gözetimine ihtiyacımız olduğunu söylüyordum Diana. Kişisel günlüğümü kimin çaldığını öğrendiğimde kesinlikle bu villayı terk edecek. Tamam kızlar, kazanalım. Hadi ama. Kazan. Tavşan. En iyisi. Dünyada daha havalı bir tavşan yok. Bunny süper bir trenç. Tavşan kafasını unuttun Mario. Evet unutmuşum. Bekle bir dakika. Diana, kişisel günlüğünü kimin çaldığına dair bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Belki basketbolcu kızlardır. Yakında öğreniriz. Şimdi bulacağım. Görmeyeceksiniz. Tüm kulüpler 21 yaş üstü öğrenciler içindir. Öyle bir makyaj yapacağız ki bizi 21 yaşında sanacaklar. İşe yaramayacak. Pasaportları kontrol edecekler. Buldum. 16 yaş üstü gençler için bir kulüp. Evet. Sonunda kendimize normal adamlar bulacağız. Umarım reşit değillerdir. Basketbol oyuncuları gibi güçlü ve kendine güvenen adamlara ihtiyacımız var. Biletleri sipariş ediyorum kızlar. Tamam. Biletleri hikayelerde yayınlayacağım. Basketbolcu kızların bugün kulübe gideceğini söyleyin. Ve bugün havalı adamları kazanacağımızı da ekleyin. Hadi hazırlanalım. Mario, gerçekten maskot olmak istiyor musun? Tabii ki istiyorum. O zaman düzgün hareket etmelisin. Yoksa işe yaramaz. Her şeyi berbat ediyorsun Mario. Gördüğünüz gibi hareket edemeyen bir maskot, maskot değildir. Tamam, elimden geleni yapacağım. Kaldır şunu lütfen. Dolabı açamıyorum. Tamam, gidelim Diana. Kişisel günlüğünü bulmalıyız. Gidelim kızlar. Ve siz de spor salonunu temizleyeceksiniz. Mario? Tamam, hepsini temizleyeceğim. Merhaba Stella. Merhaba tavşanlar. Burada neye ihtiyacın var? Mario'yu almam lazım. Mario meşgul. Spor salonunu temizliyor. Ve spor salonuna gitmeyi bırak. Evet, orada bir şeyler kaybolmaya başladı. Spor salonunu temizlemeyi bitirdiğinde Mario'yu alabilirsin. Neredeyse beni yakalıyorlardı. Villamızda hırsızlar olduğunu inanamıyorum. Merhaba basketbolcu kızlar, nereye gidiyorsunuz? Sizi hiç bu kadar şık görmemiştik. Bugün kulübe gidiyoruz. Evet, eğleneceğiz. Kalmayın kızlar. Bekleyin. Size bir sorum var. Hanginiz benim kişisel günlüğümü çaldı? İtiraf etseniz iyi olur, yoksa kulübe gidemezsiniz. Kişisel eşyaları çalmanın doğru olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden bahsediyorsun Diana? Sana ihtiyacımız yok. Nasıl olsa herkes sırlarını biliyor. Geç kaldık. Hayır kızlar. Basketbol sahasında sizi tartıştığımız için bağırmadınız mı? Gerçekten sadece sizden bahsettiğimizi mi sanıyorsunuz? Diana senin kişisel günlüğünde tartışmaz. Buna ihtiyacı yok. Böyle bir şey söylediğinizi hatırlamıyorum. Pekala, gitme vaktimiz geldi, güle güle. Henüz bitirmedik. Vay canına basketbolcu kızlar, çok şık görünüyorsunuz. Bekle Gigi, basketbol sahasında onlar hakkında konuştuğumuzu söylediklerini hatırla. Yaptıklarını duymuştum. Bunu ben de duydum.
Senin kişisel günlüğüne ihtiyacımız yok Diana. Eşyalarını almayı aklımızdan bile geçirmeyiz. Şimdi gitmeliyiz, hoşça kalın. Eğer bunlar basketbolcu kızlar değilse günlüğümü kim aldı? Kedicikler. Bir de bugün kulübe gidiyoruz. Bize şans dileyin. İyi şanslar. Erkeklerle hiç şansım olmadı. Sonuncusu da beni terk etti. Stella yüzünden beni kızdırıyor. Eminim gözünü Mario'ya dikmiştir. Ona en güzel şeyleri almasını istiyor. Bu kadar üzülme Kitty. Sean'la takılabilirsin ama ondan gerçekten hoşlanıyorsan. Teşekkür ederim Zihanya. Ama başka bir erkek arkadaşına ihtiyacım yok. Peki yazık. Ondan hoşlandığını hatırlıyorum. Beni ne sanıyorsunuz kızlar? Size deli gibi mi görünüyorum? Tamam kedicikler. Kişisel günlüğümü geri verin. Hemen. Onu çaldığınızı biliyoruz. Sizden başka kimse yok. Konuşmak için kötü bir zaman Bunny. Kitty'nin erkek arkadaşı onu terk etti ve siz günlükten bahsediyorsunuz. İlişkinizde şansınız yan var gitmediği için çok üzgünüz Kitty'ler. Kişisel günlüğün ne olduğunu biliyor musunuz? Biri onu çalmış. Kişisel günlük, kişisel süt ürünleri demektir. Kimse okumamalı. Tamam kedicikler, kişisel günlüğümü geri verin hemen. Çok kalpsizsiniz tavşan kızlar. Senin kişisel günlüğünü asla almadık. Ne olduğunu biliyorum. Bekle, Stella'nın bugün bir günlüğü olduğunu gördük. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Stella bizim okul yöneticimiz, hırsız değil. Biliyor musunuz Kitty'ler? Suçu başkasının üzerine atıyorsunuz. İster inanın, ister inanmayın. Ama ona elindeki şeyin Diana'nın günlüğü olup olmadığını sordum. Ve seninle aynı günlüğe sahip olduğunu söyledi. Bütün sırlarını okumuş olabilir Diana. Buna inanamıyorum. Ayrıca Stella'nın Mario'yu Kitty'ye karşı kışkırttığına da inanamıyoruz. Mario beni terk etti. Görünüşe göre Stella Mario ile takılacak. Eğer bu doğruysa kızlar, yemin ederim Stella'yı öldürürüm. Eğer bu doğruysa Stella artık bir okul yöneticisi olamaz. Stella'ya gidelim. Evet. Selam Bunny. Stella'ya bir mesaj göndereceğim. Krill'in mektubunu unutmuşum. Ama özel olarak okumamı söyledim. Senden sakladığım bir şey olmadığını biliyorsun. Diana, ya içinde kişisel bir şey varsa? Ama siz benim arkadaşlarımsınız. Deniz kenarında bir masa ayırttım. Yarın bir randevuya çıkabilir miyiz? Sadece ikimiz, Krill. Bu yüzden özel olarak okumamı söyledim. Ama bu bir randevu. Gidersem alınmaz mısın? Şey hayır, birazcık. Mario günlüğü yerine koy. Yapmayacağım Stella. Yakalanabilirim. Ama anlaşmıştık. Ben bunun için kaydolmadım. Yakalanabileceğimi söyledim. Tamam, kendim yaparım. Peki ikiniz burada ne yapıyorsunuz? Gitsem iyi olacak. Bekle Mario. Diana'nın eşyalarını buldum. Onları geri vermek için buradayım. Çok naziksin Stella. Spor salonuna gitmeye gerek yok. Onlara eşyalarını kendimiz geri verebiliriz. Teşekkür ederim. Kızlara bankta günlüklerini bulduğumu söylemeyi unutmayın. Ne? Kişisel günlük mü? Evet, bu Diana'nın kişisel günlüğü. O zaman Stella'nın neden bir günlüğü vardı? Onu bir bankta bulduğunu söyledi. Belki Diana orada bırakmıştır. Belki Diana'nın günlüğüne bakabiliriz. Birkaç sır okuyalım ha? Timur, seninle ilgili hiçbir sırrı yok. Bu onun yeni günlüğü. Kızların maskotu oldun Timur. Şimdi de kişisel günlüklerle ilgileniyorsun. Bence buradan gitsek iyi olur. Kızlar bizi görürse günlüklerini okuduğumuzu düşünürler. Evet, gidelim. En azından birkaç sayfa okuyabilir miyiz ya? Hadi Timur, gidelim. Ah, işte buradasın hırsız Stella. Kızlar, Bunny kuruluşunun ofisi için mobilyalarınız geldi. Çok ağır, içinde ne var? Bizimle uğraşma Stella. Bunu anlama geliyor. Okul yöneticisi Amigo kızların eşyalarını çalıyorsun. Kişisel günlüğümü geri ver Stella. Aa tavşan kızlar, Stella hakkında nasıl böyle düşünüyorsunuz? Diana, günlüğünü bankta unutmuşsun. Onu buldum ve basketbolculara verdim. Stella hakkında kötü düşünmeyin. Olduğun yerde kal. Kişisel günlüğümü spor salonundan çıkarmam. Diana'nın hafızası iyidir. Kedicikler bize bir bankta oturup Diana'nın günlüğünü okuduğunu söyledi. Aa çok endişelisiniz kızlar. Orada bazı sırlar olmalı. Tabii ki okudum. Bu günlüğün kime ait olduğunu nasıl anlayacaktım ki? Kızlar, sizce ona güvenilir mi? Gerçek gibi görünüyor. Tamam, sana inanıyorum Stella. Ama beni kandırdığını öğrenirsem anında bu villadan atılırsın. Stella yalan söylemez. Stella her zaman sizin yanınızda tavşanlar. Tamam, kendi mobilyalarınıza dikkat edin. Bakalım orada ne varmış kızlar. Taçmaya bayılıyorum. Belki de gidip günlüğünü almalıyım Diana. Bu güzel fikir Nastya. Bu videoyu beğenin, kanala abone olun, zile tıklayın ve yeni videolarımız için bizi takip edin.
ve günlüğümü kimin çaldığını düşündüğünüzü yorumlarda paylaştığınızdan emin olun. Yakında görüşürüz. Görüşürüz. Her seferinde bir kutu taşıyalım. Belki Dayana'nın günlüğüne bakabiliriz. Birkaç sır okuyalım ha. Timur, seninle ilgili hiçbir sır yok. Bu onun yeni günlüğü. Çok tuhafsın. Sen... Oyununuzda iyi şanslar çocuklar. Ve antrenmanımız var. Bunlar Nasya'nın çizgileri. Vay canına. Bu zaman harcayacağımız anlamına geliyor.